Şimdi şöyle iki arkadaş bir kafeye gidiyorlar. Şöyle yazalım. Bu Alper olsun. Diğeri de Esra. Şimdi ikisi de muzlu süt istiyorlar. 750 mililitre. Her ikisi için de. 750 mililitre. Şimdi bardağın 1 bölü 5'i muz püresiymiş. Başlangıçta hesaplayabiliriz ama şunu yapacağız nihayetinde. Bunun şöyle devamında şöyle diyor. Bu şekilde. 150 mililitre içtikten sonra bardaklarını boşaltıyorlarmış. Muzlu sütünden 150 mililitre içtikten sonra muz püresini Esra ise 150 mililitre yine içtikten sonra sütü bardağına boşaltıyormuş. Yani ikisi de bir kere 150 mililitre içiyor buradan. Önce onu düşelim. 150 mililitre içiyorlar. Bunu içtikten sonra ikisinin de bardağında 600 mililitre muzlu süt var. Şimdi bunun 1/5 biri muz püresi olacak. İkisinden de hesaplayalım. Mesela Alper'inkinde 600 çarpı 1 bölü 5. Şunu 10 gibi düşünüp 5 ile sadeleştirirsek burası 1. Burada 2 kalır. 60 çarpı 2, 120. Bu kadar muz var. Muz. Esra için yine aynı şekilde 120 muz var. Yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi Alper'in bardağında 120 mililitre muz var. Geriye kalanı da süt olacak. Yani 600'den 120'yi çıkarırsak 480'i de süt oluyor. Aynı şey Esra için de geçerli. Esra'nın bardağında da 120 mililitre muz, 480 mililitre süt var. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyormuş. Şimdi Alper işte muz püresini dahil edecekmiş. İçine muz dahil edecek. Alper muz ekleyecek. 150 mililitre. Esra ise süt ilave ediyormuş. 150 mililitre süt. Yani süt kısmına ekleyeceğiz bunu. Şimdi son duruma bakalım. Yine 150 mililitre eklediğine göre yine 750 olacak. Ama Alper'in bardağında 270 mililitre muz, 480 süt olacak. Esra'nın ise 120 muz. Şunları toplarsak bu da 630 olacak sanırım. Evet, 630. Bu kadar süt olacak. En son neyi sorduğuna bakalım. Son durumda Esra'nın muzlu sütündeki muz oranı, buradaki muz oranı 120 bölü 630. Alper'in muzlu sütündeki muz oranının kaç katıdır? Alper'in muz oranı 270 bölü 400. Yok, şunu yanlış yazdık. Muz oranı derken muzu da sütün oranı değil de tüm bardağın kaçta kaça olduğunu ifade ediyor. 750 olacak. Şurası 750. Alper'in muz oranı tamamı 750 oluyor. Aynı şey Esra için de geçerli. Yani muz da sütün oranı değil de muzun tüm karışım içindeki oranı olacak. 750. Muz oranları bu kadar. Alper'in muz sütündeki muz oranının kaç katıdır? Bunun Alper'inkinin kaç katı diye soruyor. Yani Esra'nınki Alper'inkinin kaç katıdır diye soruyor. Şimdi şuradan 750'ler zaten gidiyor. Şu sıfırları da hemen atalım. Buradan 27k eşittir 12. 27'yi karşı tarafın paydasına atacağız. K eşittir 12 bölü 27. Bunlar sadeleşir. 3'e böleriz 4. 3'e böleriz 9. Buradan oranımız 4 bölü 9 olur. 4 bölü 9. Tamam.